Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah Ramazana kadar bu bitkileri bitireceğiz sizinle. İletim demetli bitkilerde şimdi kaynak kullanımından ve taşınmasından bahsedeceğiz. Yani maddeler maddelerin taşınması gibi düşünebilirsiniz. Biz ilk önce bununla ilgili bir evrimsel adaptasyonlardan bahsedeceğiz. Nasıl taşıyorlar? Bu adaptasyonlar nasıl gelişmiştir? İlk önce bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi karasal bitkilere baktığımız zaman karasal bitkilerde bir toprak üstü organları vardır, bir de toprak altı, değil mi? Toprak altı organlarına kök sistemi diyoruz. Toprak üstü organlarına da sürgün sistemi diyoruz. Şimdi bunlar eğer ki bu tip bir Adaptasyonu olmasaydı tabii ki karaya yerleşemeyeceklerdi. Toprağa bağlanması açısından kök sisteminin gelişmesi, yine fotosentez yapabilmesi açısından işte sürgün sisteminin gelişmesi, bunlar bitkilerin karaya iyi bir şekilde uyum sağlamasını sağlamıştır arkadaşlar. Bitkilerin bu karasal bitkilerin atası vardı hatırlayın karofita, değil mi? Bu bir alg grubuydu. Bu karafit arkadaşlar su içerisinde yaşayan canlılardı ve bunlar mineralleri karbondoksiti nereden alıyor? Doğrudan suyun içerisinden alıyorlar. Ama karasal bitkiler ne yapmak zorunda? E, kara ortamından bunu almak zorunda. Şimdi ilk olarak karaya yerleşen iletim demet e, şey karaya yerleşen bitkilerde iletim demeti yoktu o zamanlar e, ilk yerleştirdikleri için zamanla artık bunlar ne yapıyor gelişiyor. Bunlar da sığ ve tatlı sularda yaşıyorlar. O yüzden de su içerisinde yaşadıkları için fotosentez için gerekli olan maddeleri kolayca alabiliyorlardı. Çünkü yine nemli yerde yani hani direkt suyun içerisine tem, e, girmemiş olsa da ne yapıyor? Nemli yerde, sığ yerlerde, işte tatlı sularda yaşadıkları için kolayca alabiliyorlar. Ama Biraz daha geliştikçe bitkiler ne yapıyor? Karaya geçmeye başlıyorlar. Karaya geçtikleri zaman artık iletim demetleri oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlarda rizoid benzeri yapılar ortaya çıkıyor. Tabii ki bu rizoid dediğimiz yapılar ne yapıyor? Bunların toprağa tutunmasını sağlıyorlar. Daha sonra karasal bitkilerin sayısında bir artış meydana geliyor. Sayısı arttıkça da bu sefer su ve mineraller içinde rekabet artıyor. E rekabet olunca ne olacak? Bu sefer bitki kendisini daha iyi bir şekilde geliştirmek zorunda. Yani kendinizi düşünün. Mesela şu an sınava hazırlanıyorsunuz. Ee, bir rekabet var değil mi? KPSS rekabeti var ortada. Siz kendinizi öne çıkarmak için daha neler yapabilirim? Diğerlerinin yapamadığı bir şey yapmam lazım ki kendimi daha öne çıkarayım gibi düşünürsünüz. Veya bu öğrencilik zamanınızda da geçerlidir. Yüksek lisans zamanınızda da geçerlidir. Ee, böyle bir şey yaparak kendinizi daha ileri seviyeye taşırsınız. Bitkilerde de böyle bir durum var. Ee, kendisine ne yapması lazım? Bu rekabetten sağlam bir şekilde çıkması için, elenmemesi için e, farklı adaptasyonlar oluşturmaya başlamıştır arkadaşlar. Bu sefer daha uzun boylu olmaya başlamıştır bitkiler. Böylece ışığı daha iyi e, emmeye yarayan işte avantajı yakalamışlardır. Daha sonra e, yüzey alanı arttığı için bu sefer ev evaporasyon dediğimiz terleme olayı artmış. E, terleme arttığı için su ihtiyacı artmış. Bundan sonra da e, su ihtiyacı arttığında daha büyük e, kök sistemi gelişmeye başlamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bu şekilde ne oldu? Artık bitkiler kara ortamına daha iyi bir şekilde uyum sağlamaya başladı. Kısilen ve flenden oluşan iletim demetleri e, gelişti arkadaşlar ve böylece uzun mesafeli taşınımlar ortaya çıktı. Kök ve gövde sistemleri gelişmiş oldu. Kısilem taşıyor? Su ve mineralleri taşıyor. de arkadaşlar fotosentez ürünlerini taşıyor. Bakın şöyle bir kısaca bahsedelim. Şimdi evaporasyon dediğimiz e, terleme olayı arttıkça bitkide bitkine su ihtiyacı artar. Dolayısıyla arkadaşlar su miktarı işte su bitki su kaybettikçe köklerde bir basınç oluşacak ve bu basınçla birlikte suyu çekmeye başlayacak. Transpirasyon ya da evaporasyon diye düşünebilirsiniz hani ikisi arasında çok küçük farklılıklar vardır. İkisini aynı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ikisinden dolayı hani işte ışık rekabeti, daha sonra karbondioksit rekabeti, su rekabeti gibi rekabetlerden dolayı bitkiler kendilerini daha iyi bir şekilde arkadaşlar eee Adapte etmişlerdir ve karasal ortama en iyi şekilde uyum sağlamışlardır. Şimdi sürgünün yapısından ve ışığı yakalanmasın, ışığın yakalanmasından bahsedeceğiz. Sürgün dediğimiz nedir? Gövde kısmıdır değil mi? Toprağın üstünde kalan kısmı. Arkadaşlar bitkilerin dış görünüşlerine baktığımız zaman dış görünüşleri çok çok farklı olan bitkiler ortaya çıkabiliyor. Mesela yaprak büyüklükleri işte burada yazmışım 1 milimetre olabileceği gibi 20 metre de olabiliyor. Mesela çok büyük eğrel totları vardır. Bu eğrel totlarında 20 metreye kadar ulaşabilen yapraklar bulunabilir. Yine e, bitkinin adını hatırlamıyorum ama bitkinin yaprakları o kadar büyük ki yani altında bir gölgelik, tek bir yaprak bir gölgelik gibi kullanılabilir. Bir şemsiye, e, gölge yapan bir şemsiye gibi kullanılabiliyor. Bitkinin adını şu an hatırlamıyorum. E, Yine aynı şekilde bitkinin kendisini geliştirmesi için bu sürgün yapısının yani toprak üstü kısmının kendisini gerçekleştirebilmesi için belirleyici olan temel faktör nedir? Yağış miktarı ve sıcaklıktır. Gövdede bulunan arkadaşlar yaprakların işte dizilişleri bu yağış miktarına bağlı olarak, sıcaklığa bağlı olarak değişebiliyor. Biz bu düzenlenme olayına, yaprakların düzenlenmesi olayına ne diyoruz? Filotaksi diyoruz. Filotaksi yaprakların e, bitkideki düzenlenme e, düzenlenişi anlamındadır. Işığın yakalanmasında da oldukça önemlidir arkadaşlar. Mesela bitkinin çok iyi bir şekilde ışık yakalayabilmesi için ne yapması lazım? Kendi yaprağını biraz daha büyütmesi lazım. Özellikle tropikal ormanlarda bu çok sık olan hani balta girmemiş ormanlar deniliyor ya. Bu çok sık olan ormanlarda ışık su ve mineral ışık e, Rekabeti çok fazladır. Bu yüzden de orada yaşayan bitkiler çok çok uzun boyludur. Çünkü ışık alabilmek için sürekli boyunu uzatıyor. Sürekli boyunu uzatıyor. Bu sefer çok uzun boylu bitkiler ortaya çıkıyor. bu e, bitkinin uzun boylu olması bu sefer onun toprağa daha iyi bir şekilde tutunmasını gerektiriyor. Bu yüzden de kök sistemini daha iyi bir şekilde geliştiriyor. E, bu yüzden de tropikal ormanlarda arkadaşlar çok sık olan ormanlarda bu rekabet oldukça fazladır. Ve ekolojiye geldiğimiz zaman anlatacağım Tabii ki biyomlarda bahsedeceğiz arkadaşlar tropikal ormanlarda su ve e, mineral madde kıtlığı yaşanır hani size şey gibi gelebilir burada işte burası orman orman olduğu için işte madde miktarı fazladır hani çok fazla üretiliyor çok fazla tüketiliyor o şekilde düşünebilirsiniz ama e, tropikal ormanlarda böyle çok sık olan ormanlarda su ve Mineral madde miktarına rekabet çok fazladır. Bu yüzden de bunlar mineral bakımından, su bakımından zengin değillerdir. Özellikle mineral bakımından arkadaşlar bu bölgeler zengin değildir çünkü bitkiler bunları çok fazla kullanıyorlar. Böylece arkadaşlar ne yapıyor? İşte yapraklarını geliştiriyor. Böylece bitki en iyi şekilde fotosentez yapmasını sağlamış oluyor. Kökün yapısına baktığımız zaman kökte de tabii ki bazı adaptasyonlar ortaya çıkmıştır. Meka, mesela Mikoriza birlikleri ortaya çıkmıştır arkadaşlar bu mikoriza birlikleri ne yapıyor köklerin su ve mineral alımını kolaylaştırıyor Mikoriza neydi köklerle mantarların bazı mantarların bir araya gelerek e, mutalist bir şekilde yaşamalarıydı Yani simbiyotik bir ilişkiydi köklerle yani bitkiyle mantarlar arasında funguslar arasında gerçekleşiyor Fungusların hifleri toprağın derin yerlerine giderek bitkiye su ve mineral alıyor Bitki de arkadaşlar ürettiği fotosentez ürünlerinden mantara veriyor. Böylece beslenmesini sağlamış oluyor. Bu da ne yapmış oluyor? İşte daha iyi bir şekilde uyum sağlamasını sağlıyor arkadaşlar. Gelelim şimdi maddelerin kısa ve uzun mesafelere nasıl su taşıdıklarına bakalım. Arkadaşlar apoplast ve simplast dediğimiz yollar vardır. Bir de transmembran dediğimiz yollar vardır. Şimdi apoplast nedir? Canlı hücrelerin plazma zarları dışındaki her şeyden oluşan yola biz ne diyoruz? Apoplast diyoruz. Arkadaşlar apoplast nedir? Hücre çeperleri, hücreler arası alanlar, trakeler, trakeitler bunun gibi ölü hücrelerin iç kısımlarını içeriyor. Apoplast. Bakın plazma zarları dışındaki her şey. Yani hücrenin içerisini almıyoruz. Plazma zarıyla birlikte mesela şu bizim hücremiz diyelim ki burası da hücrenin dışı. Arkadaşlar hücrenin şu iç kısmı haricinde plazma zarıyla birlikte iç kısmı haricinde geriye kalan bölgeler neyi oluşturuyor? Apoplast yolu oluşturuyor. Simplast nedir? Simplast da Toplazma kanallarından oluşur. Yani plazmodesmatalar vardı ya hani bitkilerde bağlantıyı kuruyordu hücreler arasında. Bu plazmodesmataların arkadaşlar birbiriyle bağlantı yaptıkları yerler mesela şurada ikinci hücremiz, hücremiz olsun. Şurası nedir? desmatanın bağlantı yaptığı yer. İşte hücre içiyle birlikte taşınma yoluna da simplast yolluyoruz. Apoplastik yolda Su ve suda çözülmüş maddeler hücre çeperlerinden, hücreler arası boşluklardan taşınıyor. Simplast yolda ise arkadaşlar sitozol ortamında yani sitoplazma ortamında taşınıyor. Bir de transmembran dediğimiz bakın transmembran. Membran ne demek? Zar demek. Trans transfer anlamında zardan ne yapıyor? Transfer ediyor. Bu sefer Bunlar hücrenin dışına çıkıyorlar. Suda, su ve suda çözülmüş olan maddeler hücrenin dışına çıkıyorlar. Hücre çeperlerini geçiyorlar. Komşu hücreye giriyorlar. Yani hücreden hücreye bir aktarım var arkadaşlar. Transmembran yolda. Hemen şurada gösterelim. Bakın apoplast yolda. Bakın hücrenin sitozolu ile herhangi bir ilgimiz yok. Bakın şu pembe yol sadece hücre çeperlerinden oluşan, hücreler arası maddelerden oluşan yoldur. Apoplastik yol. Sim plastik yolda hücrenin içerisinden geçiyor. Plazma desmataları kullanıyor. Transmembran yol ise hücreden çıkıyor. Daha sonra hücre çeperine giriyor. Hücre çeperinden diğer hücreye gidiyor. Yani e, apoplastik yolla simplastik yolun birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz transmembran yolu arkadaşlar. Transmembranda hücreden çıkıyor, hücre çeperine, hücre çeperinden diğer hücreye giriyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet. Apoplast, simplast ve transmembran yollar daha önce çıkmış sorularda var arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat ediyoruz. Tekrar sorulabilir. Şimdi geliyoruz. Transpirasyon kısilem aracılığıyla köklerden sürgünlere su ve mineral taşınımını sağlar diyoruz. Nedir transpirasyon? Terleme olayıdır. Şimdi arkadaşlar Su ve mineral maddelerin ilk önce kök hücreleri tarafından alınmasını ve kısileme taşınmasını göreceğiz. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yanal taşımayı göreceğiz burada. Şimdi yanal taşımayı şöyle şekil üzerinde anlatalım. Ben direkt okuyup hani geçmeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Şekil üzerinden anlatmak benim için daha mantıklı geliyor. Şimdi arkadaşlar yanal taşımaya baktığımız zaman ilk önce kökemici tüyler Kök emici tüyleri ne yapıyor? Topraktaki suyu ve minerali alıyor. Ya apoplastik yolla ya simplastik yolla ya da transmembran yolla fark etmez. Üçünü de birlikte kullanabilir. Arkadaşlar bunları kullanarak bu yolları kullanarak ne yapacak? Taşıyacak. Şimdi kök hücresinden işte kök tüyünden girdi. Kök tüyüne girdikten sonra burada tabii ki epidermis hücreleri var. Bakın şu kısım epidermis hücreleridir. Dış kısmını oluşturur. Epidermis hücrelerine geliyor. Epidermis hücrelerinden geçtikten sonra korteks kısmına gelecek. Korteks kısmı da kabuk kısmı dediğimiz hani dış kısımdır. Epidermisle endodermis arasında bulunan kısımdır. Tabii ki bu korteks dediğimiz kısım endodermisi de içeriyor. Arkadaşlar buradaki hücrelerden yine dediğim gibi transmembran yolla, simplastik, apoplastik yolla taşınıyor. Taşındıktan sonra buraya endodermise geliyor. Endodermisten geçerek nereye geçiyor arkadaşlar? Buradaki, tabi burada bir de kaspari şeridi dediğimiz şerit vardır. Bu kaspari şeridi, şöyle bir dakika şöyle gösterelim. Kaspari şeridi arkadaşlar endodermisin içerisinde bulunan bir şerittir bakın şöyle ince bir çizgi halinde gösterilmiş bu Kaspari şeridinden de geçerek ee, ne yapıyor trakeler sistemine geliyor yani kısileme içerisine geliyor ve buradaki trakelerden bu sefer yukarıya doğru taşınacak arkadaşlar bu şekilde bir Taşıma olayı vardır Burada tabii ki kontrollü girişler sağlanır Hani gerekli olan maddeler alınır Gerekli olmayan maddeler alınmaz Burada da plazma zarlarındaki Reseptörler oldukça önemli Görev alırlar arkadaşlar Burada mesela Simplasyon apoplast yolu Biraz daha yakınlaştırarak göstermişiz Arkadaşlar bakın burada geldi Şurası bizim Kaspari şeridi dediğimiz şerittir Şu kısım Kaspari şeridinin içerisinden giderek ne yaptı bakın? Kısileme geldi. Yine simplast yolu kullandı arkadaşlar. Bakın burada ne yaptı? Yine kısilemin içerisine geldi. Bu şekilde bir durum söz konusudur. Evet bakayım söylemediğim bir şey yok herhalde. Evet Kaspari şeridinden bahsettik. Trake et, traketlere giriş yapıyor dedik. Şimdi gelelim. Kısilem öz suyunun itilmesi. Yani bizim kısilemde maddelerin yukarıya doğru taşınmasından bahsedeceğiz. Burada 3 tane olay etkilidir arkadaşlar. Nedir bunlar? Birincisi kök basıncı. Kök basıncı. Kök basıncından bahsedeceğiz. Daha sonra kılcallık diyeceğiz. Kılcallık. Sonra da arkadaşlar terleme kohezyon etkisi diyeceğiz. Terleme kohezyon etkisi diyeceğiz. Peki bunların en etkili olanından daha az etkili olanına doğru sıralarsak en etkili olan yani birinci sırada hangisidir? Terleme kohezyondur. Çok yüksek boylu bitkilerde etkili olan taşıma sistemidir. Daha sonra kök basıncı gelir arkadaşlar. Hani 1-2 metre veya 3 metre kadar yukarıya taşınabilir ama en az etkili olan kılcallıktır. Kılcallık genellikle kısa boylu bitkilerde işte çimenler gibi böyle kısa boylu bodur bitkilerde daha çok etkilidir kılcallık olayı. Şimdi ilk önce kök basıncından bahsedelim. Arkadaşlar kök basıncında şöyle bir durum söz konusudur. Şimdi bitki yapraklarında transpirasyon gerçekleştirerek yani terleme olayıyla çünkü hava sıcaklığına bağlı olarak vücut ısısını düşürmek zorunda. Bu yüzden de terleme olayıyla ne yapıyor? Su kaybediyor. Bu durumda yapraklarda daha fazla suya ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar ve kökten su gönderilmesini sağlıyorlar. Yani kısilemin içerisindeki su ne yapıyor? itiliyor yukarıya doğru. İşte biz buna kök basıncı diyoruz. Kökteki hücreler suyu alıyorlar, bir basınç oluşturuyorlar. Bu basınç sonucunda da arkadaşlar aktif olarak bu mineral iyonları pompalanıyor buradan. Ee, aktif olarak pompalandığı zamanda ne yapıyor? Yukarıya doğru bir basınç oluşturuyorlar ve bu basınçla yukarıya doğru itiliyor. Terlemenin olmadığı zamanlarda gutasyon dediğimiz bir olay devreye giriyor arkadaşlar. Kök basıncı ne yapıyor? Bazen işte transpirasyonla dışarıya atılan suyu sudan daha fazla suyun yapraklara girmesine sebep oluyor. Bunun sonucunda da gutasyon dediğimiz olay oluşuyor. Nedir bu gutasyon? Bitiklerin yapraklarının kenarlarında arkadaşlar bir açıklıklar vardır. Nedir bu açıklıklar? İsmini unuttum şu an. Bu açıklığın ismini epidermisin farklılaşması sonucunda oluşuyordu hatta. E, hidatotlar Evet hidatot Bu arada geçen önceki videomda Arkadaşlar bu bitkisel dokular anlatırken epidermisten farklılaşan yapılara ben yanlışlıkla lentisel yazmışım orada lentisel epidermiste değil o peridermiste bulunuyor epidermisteki o lentisel yerine Biz şeyi yazacağız az önce söylediğim Bak yine unuttum Ne söyledim Az önce hidatot yazacağız. Evet, hidatotlar oluşuyor. Bu hidatotlar yaprakların kenarlarında bulunan açıklıklardır arkadaşlar. Bu açıklıklardan su damlama yoluyla dışarıya atılabilir. Biz bu olaya gutasyon diyoruz. Gutasyon şu hani sabahları gördüğümüz o çiğ dediğimiz olayla karıştırmamamız lazım. O çiğ dediğimiz olay Atmosferdeki suyun yoğunlaşması sonucunda bitkilerin üzerinde görülen bir işte suyun damlacık şeklinde görülmesidir. Ama gutasyon suyun kendi içinden çıkar. Yaprakların kenarında görülür genellikle. Bakın burada yaprakların kenarında şöyle gutasyon sonucunda oluşmuş damlacıklar bulunur arkadaşlar. Bu kök basıncı dediğimiz olay çok uzun boylu bitkilerde tabii ki etkili olmuyor arkadaşlar. 2 metre, işte 3 metren, yani birkaç metre kadar taşıyabiliyor. Şimdi sonra kohezyon gerilime geçeceğiz ama kohezyon gerilime geçmeden önce sanırım burada yazmamışım evet. Şey yapalım. Kılcallıktan da bahsedeyim. Arkadaşlar kılcallık da daha kısa boylu bitkilerde etkilidir. işte 1 metre veya işte 50 santim gibi bitkilerde etkilidir. Kılcallık dediğimiz olay şu. Diyelim ki şöyle su dolu bir kabı düşünün. Bu kabın içerisine ben 3 tane borucuk yerleştiriyorum. Birisi şöyle çok ince bir borucuk. Çok ince olmadı ama birisi biraz daha kalın, diğeri de arkadaşlar hepsi aynı boyda olsun, diğeri de şöyle çok kalın bir borucuk olsun. Bu boruları suyun içerisine koyduğumuz zaman e, suyun yukarı taşınması gerçekleşiyor. Yukarı taşınırken kalın olan boruda daha böyle az yol kat ederken orta boylu olan da biraz daha yukarıya çıkabiliyor ama. Ince olan da arkadaşlar, ince olanda çok yukarılara taşınabiliyor. Biz buna kılcallık etkisi diyoruz. Hani serum borusu gibi düşünün, serum borusunun biraz daha kalın olduğunu düşünürseniz, serumdan bize suyun gelişi, işte o e, tuzlu suyun gelişi ya da içerisine ilaç katılmış e, suyun gelişine olacaktı daha geç olacaktı. Dolayısıyla buradaki kılcallık durumu da bununla ilgilidir. Kılcallık dediğimiz işte o e, kısilem. Boruları ne kadar ince olursa su o kadar yükseğe taşınıyor. Yine bu da kılcallıktır. ince olan borularda daha yukarılara taşınır. Şimdi gelelim bizim için en önemli olayımıza. Kohezyon gerilim hipotezine geliyoruz arkadaşlar. Kısilem, öz özsuyunun çekilmesi. Şimdi kök basıncı da itme olayı vardı. Kökten oluşan bir basınçla su molekülleri itiliyordu. Ama Kohezyon gerilim hipotezinde arkadaşlar suyun yukarıya doğru çekilmesi olayı vardır. İrlandalı iki tane bilim insanı arkadaşlar bu hipotezi ortaya atıyorlar. Kohezyon gerilim hipotezi diye. Bu arada hangilerinin hipotez olduğunu bilmeniz lazım. Alan eğitimi kısmında sorulabiliyor. E, Kısilem öz suyunun yukarıya doğru taşınmasını açıklayan başlıca hipotezdir. Yani kabul edilmiş işte şu an için açıklanan mantıklı olan bir hipotezdir arkadaşlar kesin bir şey yoktur zaten ama e, kanıtlanma gibi bir durumu olabilir tabii ki şimdi burada ne oluyor transpirasyona bağlı bir çekiş olayı gerçekleşiyor nedir transpirasyon arkadaşlar transpirasyon şu su moleküllerinin işte terlemesi, terleme ile atmosfere verilmesine biz ne diyoruz? Transpirasyon. Gutasyon neydi? Damlama olayıydı. Arkadaşlar, transpirasyon olayında bakın transpirasyon olayında su ve mineraller dışarı atılmaz. Pardon, su ve mineraller demeyeyim, mineraller. Mineraller atılmaz çünkü e, su gaz halinde çıkıyor. Gaz halinde çıktığı için mineraller tabii ki gaz halinde atmosfere verilemiyor. Ama damlama olayında o suyun içerisinde mineral de bulunur. Yani gutasyonda mineraller de atılırken transpirasyonda sadece su atılır gaz halinde. Bunu da karıştırmayalım. Şimdi difüzyon ve evaporasyon ile evaporasyon dediğim gibi terlemeye benzeyen bir olaydır. Yani suyun gaz halinde atılmasıdır. Bu bu şekilde gerçekleşen su kaybına biz ne diyoruz? Transpirasyon diyoruz. Arkadaşlar, eee Su kısilemden yukarı doğru hareket ederken negatif bir basınç oluşuyor. Mezofil hücrelerinin çeperlerinin yüzeyinde oluşuyor bu negatif basınç. Negatif basınç sayesinde ne yapıyor? Suyu kendine yukarıya doğru çekiyor arkadaşlar. Kohezyon neydi kohezyon? Su moleküllerinin farklı bir maddeye bağlanmasına veya iki farklı maddenin birbirine tutulmasına biz kohezyon diyoruz. Pardon. Yanlış söyledim. Özür dilerim. Su moleküllerinin birbirine tutulmasına arkadaşlar kohezyon diyoruz. E, su moleküllerinin başka bir yere tutulmasına da adezyon diyoruz. Şimdi kohezyon gerilimde şöyle bir durum var. Şunu kısilem olduğunu düşünün. Su molekülleri aşağıdan geliyor. Su molekülleri 4 tane su molekülü bir araya gelerek bir e, yumak oluşturur gibi düşünün. Yani bir su molekülü 4 bağ yapabiliyor. 4 tane molekül bir araya gelebiliyor. Şimdi bu şekilde aralarında bir kohezyon kuvveti oluşuyor. Bakın kohezyon kuvveti böylece yukarılara kadar bir ip gibi taşınabiliyorlar. Kohezyonla birlikte ayrıca kısilem çeperlerine de tutunurlar arkadaşlar. Buna da ne denir? Adezyon kuvveti denir. Kısilem çeperlerine tutunması adezyondur. Birbirlerine tutunmaları da arkadaşlar kohezyondur. İşte bu kohezyon gerilimi sayesinde yukarıda oluşan negatif basınç suyu yukarıya doğru çekiyor yapraklara doğru çekiyor ve böylece çok uzun boylu bitkilerde arkadaşlar e, suyun taşınması gerçekleşmiş oluyor. Evet bu şekilde suyun 3 tane özelliği adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi neydi? Su moleküllerinin birbirine tutundukları zaman oluşturdukları gerilime biz yüzey gerilimi diyoruz. Burada kohezyonla ne yaptı? Birbirlerine tutundular. Tutundukları zaman da bir yüzey gerilimi oluştu. Bu da yine bitkinin su çekmesine, işte suyun yukarı kadar taşınmasına sebep olur arkadaşlar. Bu şekilde terleme kohezyon etkisinden veya kohezyon gerilim hipotezinden bahsetmiş olduk bakın burada da anlatmışız yine mezofil çeperlerinde mezofil hücrelerinde negatif bir basınç oluşuyor negatif basınçta suyun yukarıya doğru çekilmesine sebep oluyor arkadaşlar adezyondan kohezyondan zaten bahsettik yükselmesinde sebep olan adezyon kohezyon olayında Evet bakayım başka söylemediğim bir şey var mı? Transpirasyona bağlı olarak dedik gerçekleşiyor. Kohezyon, adezyon kuvveti. Zaten ben şekil olarak da çizip yine size gösterdim. Burada kavitasyon dediğimiz bir olay var. Bundan bahsetmemişim. Arkadaşlar şimdi transpirasyona bağlı hani terlemeye bağlı olarak ne yapıyor? İşte bir çekiş oluşuyor. Çektiği zaman e, su moleküllerini yukarıya doğru çekerken bir buharlaşma olayı gerçekleşiyor. Biz buna e, buhar su buharı cebi diyoruz arkadaşlar diğer bir isimle kavitasyon yani su buharı cebinin oluşmasına kavitasyon diyoruz kavitasyon olayı trakelerde daha yaygındır hani karşınıza çok çıkacağını zannetmiyorum ama bir kulak aşinalığı olur en azından evet geliyoruz şimdi bizim için önemli olan başka bir kısma stomalara arkadaşlar transpirasyonda etkili olan temel mekanizma nedir? Tabii ki stomalardır. Stomalarda farklı şekillerde, farklı çeşitlerde ve farklı sayılarda olabiliyor. Bitkinin bulunduğu yere bağlı olarak değişiyor arkadaşlar stomalar. E, stomalar yaprak dış, dış yüzeyinin yaklaşık olarak %1 ikisini oluşturuyor arkadaşlar ama bitki yaklaşık suyun %95'ini stomalardan kaybediyor. Oldukça önemli bir yapıdır stomalar. Stomaların üstünde, epidermisin üstünde salgılanan mumsu bir tabaka vardı değil mi? Kütükula. Kütükula tabakası suyun kaybını hani kısmen önlüyor tabii ki. Bu kalınlığına bağlı olarak değişiyor, sınırlandırıyor. Ama stomalardan arkadaşlar su ve karbondioksit kaybı tabii ki gerçekleşiyor. Şimdi biz stomaların açılıp kapanmasından bahsedeceğiz. Stomaların açılıp kapanması nasıl gerçekleşir? İlk önce açılmasından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi stomaların yapısına baktığımız zaman iki tane bekçi hücresi, bu bekçi hücrelerine bağlı olarak da komşu hücreler bulunuyor. Şimdi bu bekçi hücreleri de hani bir fasulye tanesi gibi düşün. Fasulyeyi ortadan ikiye bölmüşsünüz gibi düşünün bu şekilde bir görünümü var arkadaşlar veya bizim böbreklerimize de benziyor tip olarak. E, stomaların bu açıklığı açıldığı zaman oradan su kaybı, karbondioksit kaybı gerçekleşiyor. Şimdi nasıl açılıyor peki stomalar? Buna bakalım. Bekçi hücrelerde yani stomanın kendi ana hücrelerinde fotosentez artıyor. Fotosentezle ne kullanılır? Besin üretilir, oksijen üretilir. Karbondioksit ve su kullanılır. E, suyu kullanıyorsam o zaman benim suya ihtiyacım artıyor değil mi? Ayrıca ben besin ürettiğim için glikoz miktarı artıyor. E, fotosentez sonucunda karbondioksit miktarı azalıyor. Sonuçta fotosentezde kullanıyor bitki bunu. E, pH yükseliyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman fosforilaz enzimi dediğimiz enzim devreye giriyor. Bu enzim nişastayı glikoz fosfata dönüştürüyor. Evet, ortamdaki madde yoğunluğu arttı. Ne oldu? bitkinin ozmotik basıncı yani bitki demeyeyim de stomanın ozmotik basıncı arttı. Bekçi hücrelerdeki. Ozmotik basınç arttığı zaman hemen komşuya gidiyor. Diyor ki ya diyor komşu hücreler bana su verin diyor. Komşu hücrelerden bekçi hücrelerine arkadaşlar su girişi olur. Su girişi olduğu anda bitkilerin bu stomaların işte şu iç çeperlerinde buradaki şu iç çeperlerinde bir turgor durumu oluşur. Turgor basıncı artar. Turgor basıncı buralara basınç yaptığı zaman ne yapıyor? Stomalar açılmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar olay gerçekleşiyor. Gelelim. Ayrıca e, potasyum iyonu da tabii ki bek hücrelere giriş yapıyor komşu hücrelerden. Bu da yine e, ozmotik basıncı artıran bir durumdur. Gelelim kapanması olayına. Kapanması da genellikle gece gerçekleşir cam bitkileri haricinde C3, C4 cam bitkilerinden fotosentez anlattıktan sonra bahsetmiştik. Onların cam bitkilerinin stomaları gündüz kapalı, geceleri açıktı arkadaşlar. Onlar haricinde geriye kalan bitkilerde stomalar gündüz açık, geceleri kapalıdır. Şimdi gece kapalı olan bir stomayı düşüneceğiz. Nasıl kapanacak? Şimdi gece yaklaştığı zamanlarda fotosentez duruyor. Fotosentez durduğu için artık karbondioksit ve su kullanılmıyor. Dolayısıyla hücrelerde ne artıyor arkadaşlar? Karbondoksit artıyor bek hücrelerinde ve pH düşüyor. pH düştüğü zaman fosforlaz enzimi etkisini yitiriyor. Bu şey, bu sefer de ne yapıyor? Ters çalışarak glikozlar nişastaya dönüştürülüyor. E nişastaya dönüşüm gerçekleşirken dehidrasyon sentezi gerçekleşir, değil mi? Ne demektir dehidrasyon? İki molekülün, iki monomerin birleşmesi sonucunda su oluşmasına biz dehidrasyon sentezi diyoruz. Mesela iki tane glikoz birleşti Glikoz artı glikoz ne oluştu mesela? Maltoz. Maltoz oluştu. Maltoz oluşurken artı bir molekülde ne oluşuyor? Su oluşuyor arkadaşlar. Milyonlarca glikozun yan yana geldiğini düşünün. Mesela diyelim ki 100 tane glikoz yan yana geldi. Kaç molekül su oluşacak? 99. E bu sefer bekçi hücrelerinde su miktarı artıyor mu? Artıyor. Bakın gündüzün tam tersi oluyor. E bekçi hücrelerdeki potasyumlar bu sefer de Komşu hücrelere gitmeye başlıyorlar. Ortamdaki yoğunluklardan kaynaklanan bir durum arkadaşlar bu. E, potasyumlar da gitti, hücredeki derişim azaldı. pek hücrelerindeki su miktarı arttı. Bu sefer bek hücrelerinin turgor basıncı artmış oluyor. Diyor ki komşu komşu diyor senden gündüz aldığım suyu geri vermek istiyorum diyor. Komşu hücrelere su gönderiyor arkadaşlar. Bu sayede turgor basıncını azaltmış oluyor ve stomaları kapatmış oluyor. İşte bu şekilde bizim stomaların açılıp kapanmasıdır. Stomaların açılıp kapanmasını kontrol eden faktörler de nedir? Karbondioksit miktarı, biyolojik saat tabii ki yani gece gündüz süresi ve absisik asit hormonu da arkadaşlar bu olayları kontrol ediyor. Böylece stomaların açılıp kapanmasını da işlemiş olduk. Şimdi geliyoruz şekerlerin taşınmasına. Bakalım şekerlerin taşınması çok uzun değil. Bunu da anlatayım videoyu bitireyim. Arkadaşlar Şeker nasıl taşınır? Kaynaklardan havuzlara nasıl gönderiliyor? Flemlerden taşınıyor tabii ki. Şimdi burada yine ben şekil üzerinden anlatacağım size. Şu bizim neyimiz? Mezofil hücremiz. Tamam mı? Mezofil hücrelerinde. Mezofil hücresi nerede bulunuyor? Yapraklarda. Yaprağın şöyle büyütülmüş halini, mezofil hücresinin büyütülmüş halini gördük. Arkadaşlar burada e, yine apoplast ve simplast yollarla taşınacak tabii ki bu. Ama bu taşınırken e, hücre zarında bulunan oradaki hücre zarlarında bulunan proton pompaları kullanacak. Proton pompaları kullanılırken ATP enerjisi harcanır. Hidrojenler taşınırken bakın hidrojenler pompalanırken hidrojenle birlikte sakkaroz molekülleri, sükroz molekülleri de flueme verilir. Böylece kaynak hücresinden flueme aktarım bu şekilde gerçekleşir. Yani önce mezofil hücresinden nereye geçiyor? Arkadaş hücresine geçiyor. Arkadaş hücresinden de kalburlu boru elemanına geçecek, yani kalburlu boru hücrelerine geçecek. Bu geçiş sırasında ATP harcanıyor arkadaşlar. Proton pompası kullanılır. Proton pompasından hidrojen geçişi gerçekleşir. Birlikte taşıyıcı olan proteinler, yani taşıyıcı proteinler devreye girer. Hidrojeni içeri alırken, çünkü o ee, hidrojen derişimini ayarlaması gerekiyor. Hidrojeni alırken ne yapar? Sükrozu, sakkarozu da alır ve böylece taşıma olayı e, gerçekleşmiş olur. Yani fuleme taşıma geç, gerçekleşti. Mezofilden fuleme geçiş oldu. Şimdi aşağıya doğru nasıl taşınacak? Aşağıya doğru taşınma olayına da biz basınç akış teorisi diyoruz. Arkadaşlar basınç akış teorisine göre. Şimdi ben size şöyle anlatacağım. Bakın mantık olarak düşüneceğiz. Şimdi sakkaroz sürekli ne yapıyor? Fuleme geçiyor kalburlu borulara. Sakaroza birlikte bir miktar su da geçiyor. Serum borusundan kum tanelerini taşımaya çalıştığınızı düşünün. Ben o kum tanelerinin akışkanlığını artırmak için yani katı bir maddeyi mi o serum borusundan geçirmek daha kolaydır yoksa böyle akışkan bir maddeyi mi taşımak daha kolaydır? Tabii ki akışkan olması lazım. E, sakaroz molekülleri geçiş yaparken bu sefer suya ihtiyaç duyuyor. Çünkü katı bir madde, katı bir maddenin bu kalburlu borulardan taşınması, fulemden taşınması oldukça zordur aşağıya doğru olsa bile. Bu sefer ne yapıyor? Hemen trake sistemine yani kısileme bir uyarı gidiyor. Kısilemden negatif basınca bağlı olarak bir kitle artışı gerçekleşir arkadaşlar ve su molekülleri nereye geçer? Kalburlu boruya geçer. Bu sefer sakkoroz molekülleri daha böyle sıvı hale geldi mi? Geldi. Geldiği zaman ne oluyor? Hemen aşağıya doğru taşıma gerçekleşiyor. ikinci olayımız da bu olur. Biz bu şekilde taşıma olayına pozitif basınç diyoruz arkadaşlar. Pozitif basınca bağlı kitle akışı gerçekleşiyor. Daha sonra depoya geliyoruz. Havuz hücremize geliyoruz. Şimdi bakın bir kaynak hücremiz vardır. Kaynak hücre fotosentezin yapıldığı yerdir ki genelde yapraklardır. Bir de havuz hücremiz vardır. Havuz hücreler değişir depo olan yerlerdir. Kök olur, gövde olur, meyve olur, tohum olur. Bunlar olabilir arkadaşlar. Yani havuz değişebiliyor ama kaynak genellikle yapraklardır. Daha sonra sakkaroz molekülü buraya ne yaptı? Havuza geldi geçti. Havuza geçtikten sonra artık bizim kısilemden aldığımız suyu geri verme zamanımız geldi. Kısilemden alınan su tekrardan geri verilir ve böylece bir döngü gerçekleşir arkadaşlar. Biz buna basınç akış teorisi diyoruz. Evet Böylece biz bitkilerde madde taşınması olayını anlatmış olduk. Bir sonraki videomuzda toprak ve bitki beslenmesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Özellikle bakın şu şekil var ya bu şekil çok önemli. Bu şekil TT AYT'de soruldu. AYT'de soruldu yanlış hatırlamıyorsam ya da LYS kısmında sorulmuştu. ÖABT'de de sorulma ihtimali çok yüksektir. Hatırlamıyorum belki sorulmuş da olabilir. Çıkmış sorular şu an tam olarak aklımda değil ama çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat etmenizi istiyorum. E, kısilemde suyun taşınmasında terleme kohezyona dikkat edin. Burada da arkadaşlar bu hipoteze yani basınç akış teorisi bu hipotez değildir teoridir bu arada basınç akış teorisine dikkat edin lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.